Biliyorum bu sıralar hayat pek kolay akmıyor. Kimsenin devam edesi kalmadı sanki. Yaşamaya hevesimiz kalmadı. Görebildiğim kadarıyla içinde bulunduğumuz zamanları katlanılmaz kılan şey de bu aslında. Anlam kaybı. Bu yüzden size bugün ruhun karanlık gecesini anlatmak istedim. Bu içsel kaos anlamsız bir acı değildir ona göre ölme ve ölüm deneyimi sayesinde bir olma fırsatıdır. Bilinç ve ego sürekli olarak acıya isyan Oysa eder. Oysa ruhun olgunlaşma talebi bilinç dışımızın işlevidir. Karanlık gecede ruhumuzla aramızda bir karartma ortaya çıkar. Tıpkı gezegen tutulmaları gibi. Ayın ya da güneşin ışıklarının bir süre görülmez olması gibi. Oysa hala oradadırlar. Hiçbir yere gitmemişler. Peki bu durum nasıl başlar ve ne sebeple başlar? Ben şimdi ne olacağım? Ne yapacağım? Nerelere gideceğim ders. Biliyor musunuz ben de aynen bu satırları yazmışım o zaman günlüğüme. Merhaba. Biliyorum bu sıralar hayat pek kolay akmıyor. Dahası her şey anlamını yitirmiş gibi. Kimsenin devam edesi kalmadı sanki. Yaşamaya hevesimiz kalmadı. Mevcut pozisyonum işim gereği çok insanla temas halindeyim. Pek çok yaşam hikayesinde aynı döngünün kendini tekrar ettiğini görüyorum. Genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmeksizin, statünüzden, nerede yaşadığınızdan, kaç para kazandığınızdan, hayallerinizi ne kadarını gerçekleştirdiğinizden bağımsız olarak hemen herkes yaşıyor bu anlam kaybını. Ne geçmiş ne de gelecek anlamlı görünüyor gözümüze. Geçmiş yaşanmışlıklarımızla karşılaştırdığımızda da o zaman umut vardı diyoruz. Hala hayal kurabiliyorduk, hedeflerimiz vardı diyoruz. Görebildiğim kadarıyla içinde bulunduğumuz zamanları katlanılmaz kılan şey de bu aslında. Anlam kaybı. Belki çok daha zor zamanları olmuştu insanlığın. Belki sizin de daha zor zamanlarınız olmuştu. Ama devam etmek için, ayakta kalmak için bir sebep vardı sanki. O da gelecek güzel günlere duyduğumuz inançtı. Güzel günler göreceğiz diyebiliyorduk. Son zamanlarda sanırım bu cümlesi oldu içindeki inançla birlikte soldu. Sadece yolu yarılamış olanlar için değil, gençler için de durum aynı gibi. Hatta onlar için tablo daha da ağır görünüyor. Çünkü bizler umudun tadını hatırlıyoruz. Umutlu olmanın, ideallere tutunmanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Oysa bugünün gençleri için hayata dair gizemli olan, keşfedilmeyi bekleyen neredeyse hiçbir şey kalmadı. Yaşam pek bir şey vaat etmiyor gibi onlara. Her şey ortada açık ve ellerinin altında. Benim de çocuklarım var. Çoğu zaman onlardaki isteksizliği haklı görmekle birlikte zaman zaman onların yılgınlıklarına kızdığım hatta öfkelendiğim oluyor. Biliyorum hepiniz aynı durumdasınız. Çünkü toplumda umudu çocuklar ve gençler diri tutar. İdealist olmak, hatta boş umutların, hayallerin peşinde koşmak onların işidir. İçinden geçmekte olduğumuz zaman diliminde ise Kolektif maceramızın bu kısmında büyük bir delik oluştu. Bir tarafta isteksiz gençler var. Dahası diğer tarafta da onları yüreklendirmek için söyleyecek pek bir şeyleri bulunmayan ileri yaştakiler var. Ben de etkileniyorum bu durumdan ama itiraf etmeliyim ki o kadar da kayıp ve umutsuz hissetmiyorum. Zaman zaman evet kolektifin gazına gelebiliyorum. Ama bunun son derece doğal ve yüksek işlevi olan ruhsal bir süreç olduğunu da biliyorum. Çünkü bunu yaşadım. 2013 senesi gibiydi başlangıcı ve yaklaşık 3 yıl kadar sürdü. Sonrasında da çıkışım bir anda olmadı. O da epey bir zaman aldı. Belki ben derin kazmayı sevdiğim için süreci biraz uzatmış da olabilirim. Ama sonunda iyi bir yere vardı. Deydi mi? Bence değdi. Bu yüzden size bugün ruhun karanlık gecesini anlatmak istedim. Çünkü içinde bulunduğumuz süreç, hissettiklerimiz, içimizdeki boşluk hissi, tutunamama hali ve anlam kaybı tam da bu durumu anlatıyor. Geçen hafta ruhsal simyayı anlatmıştım ve orada gerçek ve kalıcı dönüşümün ancak ölümle mümkün olduğundan bahsetmiştim. Elbette bedenin ölümünden söz etmiyorum. Sembolik bir ölümden bahsediyorum. Ama yine de gerçek bir ölüm deneyimi bu. Dönüştürücü olan kısmı da burası galiba. Zümrüt Anka kuşunu konu etmiştik öyle değil mi? Bilgi ağacının dallarında yaşayan bu kuş ne yapıyordu? Vakti geldiğinde kuru dalları yuvasına taşıyıp kendi kendine ateşe veriyordu. Ve tamamen kül oluncaya kadar da sürüyordu bu yok oluş. Ve sonrasında kuş küllerinden yeniden doğuyordu. Daha güçlü ve kırmızı renkte Alev alev şahlanıyordu. Neydi kırmızı? Hayattı, yaşam ateşiydi. Ve en güçlü olduğu zamanda, zifiri karanlıktan hemen sonrasıydı. Bilge ağacının dallarında yaşayan bilge kuş bunu biliyordu. Bu sebeple zamanı gelince bunu sorgulamadan kendisi gerçekleştiriyordu. Ruhumuz da bilgedir dostlar. Vaktin geldiğini bilir ve kendini ölüm sürecine taşır. Ruhsal simyayı anlatırken simyacıların laboratuvarda yaptıkları denemelerden de bahsetmiştim. Aynı sembolizm orada da vardı. Kısacık hatırlayalım devam etmeden önce. Ebedi yaşamın ve sonsuz zenginliğin sırrı kabul edilen ve simyacıların peşine düştükleri ateş kırmızısı akışkan bir madde vardı ve buna felsefe taşı diyorlardı. Laboratuvar ortamında reçetelerle bu sıvıyı da üretmeye çalışıyorlardı. Bu tılsımlı sıvı oluşmadan önce imbikte dolaşımdan geçen saf elementlerin birbirlerinde yok olarak çürümelerinden bahsediliyordu. Çürüme olmadan doğum da gerçekleşemiyordu ve o tılsımlı sıvı saf madde bir kez ortaya çıktıktan sonra mükemmelliğini ebediyen koruyordu. Ben efsanelere konu olan simyaya sadece sembolik açıdan bakıyorum. Bu yüzden simyacıları bu noktada bir kenara bırakacağım ve sembollerdeki bilgeliği okumaya çalışacağım. O zaman da birlikte çürümeye odaklanacağız. Yeniden doğum mümkün mü? Ne vaat ediyor? Birlikte bunları inceleyeceğiz. İnsan ruhunun nasıl bir yolculuktan geçtiğine kafayı takan ve ömrü boyunca bunu araştıran Carl Jung da simyadan ilham almış. Ona göre simyadaki çürüme süreci ruhun karanlık gecesini tarif ediyor. Bence şu an kolektif olarak içinden geçmekte olduğumuz süreçte budur. Biz çok sızlansak da Jung bu karanlık geceyi son derece dönüştürücü bir dönem olarak görür. Bu içsel kaos anlamsız bir acı değildir ona göre. Ölme ve ölüm deneyimi sayesinde bir olma fırsatıdır. Bakın bu süreçleri bilinçli bir zihinle değerlendirip anlayabilmek zordur. Bilinç ve ego sürekli olarak acıya isyan eder. İstedikleri olmayınca isyan eder. Oysa ruhun olgunlaşma talebi bilinç dışımızın işlevidir. Önceki videoda da söylemiştim. Dönüşüm çağrısı daima içeriden gelir. Tekamül bilinç dışı tarafından yönetilip yönlendirilir. Çünkü bilinçli zihnimize kalsa biz uzandığımız divandan kalkmayız. Hiçbir zorluğu, acıyı göze alamayız. Jung içimizdeki karanlıkla yüzleşmenin daha bütün ve bilinçli bir birey yarattığını anlatır. Dahası da var ama oraya geçmeden önce biraz ruhun karanlık gecesi neye benzer bundan bahsedelim. Ruhun karanlık gecesi çok eskilere dayanan bir kavramdır. Jung'dan da eskidir. Onun da kadim metinlerden çekip çıkardığı ve psikolojinin bakış açısıyla yeniden yorumladığı bir süreçtir. Bu kavram 16. yüzyılda bir rahibin şiirine verdiği başlıktan geliyor. Şiir bireyin ruhunun Tanrı'dan ayrılmasının acısını anlatıyor. Şimdi soralım kendimize. Bir insanı Tanrı'ya bağlayan ya da ondan ayrı düşüren şey nedir? İlk aklıma gelen şey inanç oluyor. Peki inançlarımız neye bağlıdır? Nereye köklenir? Elbette anlama. Eğer varlığımızı anlamlandıramıyorsak ya da buna dair kelimelerimiz tükendiyse, inancımız da kaybolur. İnsan anlamını kaybettiği zaman kaybolur. Ruh bizim özümüzü ifade eder. Karanlık gecede bir karartmayı simgeler. Karanlık gecede ruhumuzla aramızda bir karartma ortaya çıkar. Tıpkı gezegen tutulmaları gibi. Ayın ya da güneşin ışıklarının bir süre görülmez olması gibi. Oysa hala oradadırlar. Hiçbir yere gitmemişlerdir. Eski insanlar güneş ya da ay tutulmalarını uğursuz kabul ederlerdi. Ölümün habercisi olduğunu düşünürlerdi. Gerçekten de yaşam kaynağından mahrum kalmak ölüme eşdeğerdir. Ve yaşamın en önemli, en besleyici kaynağı ruhumuzla olan bağlantımızdır. Bedeni besleyen, ona devam çağrısını yükleyen şey ne başarıdır, ne paradır, ne de aşktır. Bizi ayakta tutan şey anlamdır. Az önce saydıklarıma yüklediğiniz anlam yok olduğunda aynı kaybolmuşluğu deneyimlersiniz zaten. Ruhun karanlık gecesi gerçek benliğin kararmasıdır. Ruhun karanlık gecesinde inandığınız, düşündüğünüz her şey tamamen yok olur. Çünkü bu olmadan yeniden doğuşta olamaz. Peki bu durum nasıl başlar ve ne sebeple başlar? Bazen dış olaylar aniden başlatabilir süreci. Yaşamsal bir kriz mesela. Bir kayıp, bir ayrılık, bir ihanet, yıkım, büyük bir hayal kırıklığı ya da ölümcül bir hastalık. Hayatınızı inşa ettiğiniz zeminin aniden çökmesidir bu durum. Bir deprem olur ve siz yersiz, yurtsuz kalırsınız. Bir bitkiyi toprağa temas ettiği yerden çekip çıkardığınızı düşünün. Elinizle kavrayıp havaya kaldırdınız. Aşağıda da kökleri sallanıyor, toprakları dökülüyor. Ne oldu? Bitkinin kendisi hala duruyor aslında, avuçlarımızın içinde. Ama onun yaşamla bağını kestiniz. O andan itibaren gün be gün solacak ve sonunda çürüyecek. Yaşamsal krizler de böyle bir etki yapar hayatımıza. Ben şimdi ne olacağım? Ne yapacağım? Nerelere gideceğim dersiniz. Biliyor musunuz, ben de aynen bu satırları yazmışım o zaman günlüğüme. Güçlü bir anlam kaybından dem vuruyorum ve henüz genç, sağlıklı bir kadın olmama rağmen kendimi işlevsiz hissediyorum. Bakın gördüğünüz gibi 10 sene sonra daha yaşlı ama çok daha güçlü bir arzu olarak karşınızdayım. O zaman sözüm bittiği yerde olduğumu düşünüyordum. Şimdi çok şükür konuşuyorum, anlatıyorum. Kendime ve hayata olan inancımı tazeledim. Evet dışarıda yine büyük fırtınalar kopuyor. Ben de etkileniyorum. Ama yaşamım her zorlukta anlamını yitirmiyor artık. Yaşama sevincim de kolay kolay solmuyor. Bunu ruhun karanlık gecesine borçluyum sanırım. Çok da tarif edilebilir bir süreç değildir bu. Elimden geldiğince sembollere, yungun tariflerine falan başvurarak size anlatmaya çalışacağım. Belki de Sadece mekanizmanın nasıl çalıştığını tarif edebilmekle kalacağım ama olsun yine de size ilham verecektir. Sadece peşinen şunu söyleyebilirim. Hani simya sürecinde bir cümle kullanmıştım ya. O mucizevi madde ortaya çıktığı zaman mükemmelliğini ebediyen korur demiştim. İşte bunu bir ölçüde yaşadığımı söyleyebilirim. Hayatta anlam yüklediğim şeyler yok olup yerini anlamsızlık aldıktan sonra tabii ki arada çok zaman geçtiğini itiraf etmeliyim. Bu sırada çürüdükçe çürüdüğümü de söylemeliyim. Fakat öyle bir vakit geldi ki ben anlamın kendisi oldum adeta. Neden mi? Çünkü anlam olmadan da hayatta kalabildim. O delikten, o karanlıktan anlam yüklediğim hiçbir şey yanımda olmadan çıkabildim. Ve bu beni kendi gözümde çok değerli hissettirdi. Ben artık gücün kendisiydim. Anlamlı olan da buydu. Ama sözde bir fark edişten bahsetmiyorum. Bu gerçek bir deneyim, hissediş. Aradan geçen zaman diliminde de yok olmadı. Sanırım ayağa kalkıp hayatımı yeniden yapılandırmamı sağlayan da bu kalıcı yenilenme hissiydi. Bu sadece benim gözlemlediğim bir şey değil. Bunu dışarıda beni izleyenler, mesela kızlarım da gözlemlemişler. Bana sık sık 10-15 sene önceki halimden çok daha genç göründüğümü, daha canlı ve neşeli olduğumu söylerler. Onlar hayatımın en yakından tanığı. Çünkü bir çocuğun gözleri bilirsiniz hep annesinin üzerindedir ve onu hiç sektirmeden takip eder. Jung'a göre ruhun karanlık gecesi bilinçli egomuzun bilmediği yönlerimizle buluşmamıza yarar. Yani kendimizden daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzu deneyimleriz. Kolektif şuurun kapıları açılır, gölgeyle yüzleşme gerçekleşir. Bazen de egonun bu benim, bu beni tanımlıyor ya da ben bunsuz yaşayamam, var olamam dediği şeylerin yokluğuyla yüzleşmesi gerekir. Ki böylece onlardan ibaret olmadığımızı gerçekten anlayabilelim. Ve bunu benim örneğimde olduğu gibi kendimize kanıtlayabilelim. Gölgeyle yüzleşmek özetle şunları vaat eder bize. Gerçek bir yüzleşme yakındığımız olayların perde arkasını gösterir. Oradaki sorumluluklarımızı fark ederiz. Çocukluk travmaları sebebiyle işlevsiz bıraktığımız benlik parçalarımızla yüzleşebiliriz. Mesela neden hayır diyemediğimizi, neden güvenemediğimizi, bağlanamadığımızı, neden sevemediğimizi keşfedebiliriz. Ayrıca dışarıda yargıladığımız şeylerin, kişilerin bizdeki yansımalarıyla buluşarak gerçek bir anlayış ve tamamlanmada yaşayabiliriz. Ruhun karanlık gecesi genellikle kişinin benliğin ihmal edilmiş yönleriyle yüzleştiği bir dönemi kapsıyor ve varoluşsal bir kriz gibi hissedilen derin bir iç çatışmaya yol açıyor. Açılışta söylediğim gibi, hayatın ve kendi varlığının anlamını sorguluyorsun. Bu yüzleşme acı verici ve kafa karıştırıcı olsa da kendini gerçekleştirmenin, tamamlanmanın çok önemli bir parçası. Kendini anlamanın ve bütünlüğün yolunu açıyor. Geçen videoda psikolojide simya sürecini Jung'un bakış açısıyla uzun uzun anlatmıştım. Jung simyanın sembolik dilini kendi alanından şöyle yorumluyor. Doğum anında bilinç ve bilinç dışı ayrışıyor. Bilinç kişide de bireyselleşen bölümü gösteriyor. Bilinç dışı ise onu kozmosla, bütünle birleştiren alan. Ve insan yaşamı boyunca bu ikiyi tekrar bir etmeye uğraşıyor. Yani bilinci Bileş dışındaki bilgelikle kavuşturmaya çalışıyor. Ruhun karanlık gecesi bu birleşmeye hizmet ediyor. Karanlığa yapılan yolculuk yeni bir benliğin doğuşuna yol açıyor. Ruhun karanlık gecesi aşkın bir deneyim olarak da değerlendirilebilir. Kişi kendisini sınırlayan mevcut durumun ötesine geçer, sınırlarını aşar. Parçalarının toplamından daha fazlası olduğunu fark eder. Ruhun karanlık gecesi içimizdeki şeytanlarla da karşılaştırabilir bizi. Ama sonunda karanlıktan çıkıp kendimize dair yeni bir anlayışa da davet eder. Bu kolay bir yolculuk değil biliyorum. Epeyce de zaman alıyor. Ama çoğu zaman acı ya da zorlanmalar olmadan kişi gerçek potansiyelini, varlık gücünü ortaya çıkaramıyor. Ben bunu bizzat deneyimledim ve zannediyorum sistem böyle çalışıyor. Pek çok kadim kaynak da bize tekamül yolculuğumuzun bu durağından bahsetmiş. Şamanizmde ruh kaybı veya yeraltı dünyasına iniş olarak geçiyor adı. Yunan mitolojisi, mitolojisinde katabasis yani yine yeraltına yolculuktan bahsediliyor. Jung da nigredo tanımını kullanıyor yani simyadaki çürüme kavramını. Bence içinde bulunduğumuz dönem her ne kadar karanlık görünse de büyük bir değişimin kalp atışlarını da işittiğimiz bir uyanış dönemi. Bunu bir açıdan da heyecan verici bulduğumu söylemeliyim. Bu uyanış öyle gökyüzünden boyutların açılmasıyla ya da dünyanın arzından gelecek kurtarıcılarla falan gerçekleşmeyecek. Uyanış her bireyin kendi içindeki yeniden doğum ateşi sayesinde gerçekleşecek. Çünkü çağrı daima içerden gelir ve tekrar ediyorum, tekamül bilinç dışının bir işlevidir. Diğer her şey sembolik bir anlatıdan ibarettir. Bize ilham versin diye yaşamın içine bırakılmış işaret taşlarıdır. Hikayelerdir bunlar. Evin yolunu bulmamızı sağlarlar. Bu bölümü hazırlarken üç kişinin bana önemli dokunuşlarda bulunduklarını almadan geçemeyeceğim. Bunlardan biri videolara konu seçerken inanılmaz ilham veren bir danışanım. Buradan kendisine selam olsun. O da bir yazar, o kendini biliyor. Bir diğer danışanım da bana anlattığı rüyasıyla bu konunun içinde demlenmesine gerçekten büyük katkı sağladı. Ve son olarak ruhun karanlık gecesi deneyimini bu kadar canlı hatırlamama vesile olan yakın dostum bu bölüm önce ona gelsin ve onun nezdinde benzer süreçlerden geçen herkese ilham olsun, şifa olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Bana Instagram hesabımdan ve mail adresimden ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.